Kaldığımız yerden problem çözmeye devam ediyoruz. Şimdiki başlığımız sayaç kullanımı. Sayaç kullanımı içeren soruları çözmeye başlıyoruz. Evet, birinci soru. Bir şehirde su faturaları, buradan şöyle bir şey sileceğim. Bir şehirde su faturaları 10 tona kadar, tonu 6 lira. Şurayı sileyim, bu cümle kafanızı karıştırmasın. Evet, bir şehirde su faturaları 10 tona kadar, tonu 6 lira. 10 tonu aşan her ton için 8 lira olacak şekilde ücretlendirilmektedir diyor. Bu şehirde bir ayda 16 ton su kullanan bir abonenin su faturası kaç liradır diyor arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. 16 ton su kullandığına göre ilk 10 ton için ayrı bir ücret ödeyecek. O 10 tonu aşan kısım, o 6 ton için de ayrı bir ücret ödeyecek. İlk 10 ton için arkadaşlar ton başına 6 lira mı ödeyecek? Yani bura 10 çarpı 6 lira bunun için para ödeyecek. 10 tonu aşan o 6 tonluk kısım için ne ödeyecek ton başı? 8 lira. 6 çarpı 8 lira da bunun için ödeyecek. 60 artı 48'den toplam ödeyeceği fatura 108 TL olur. Devam ediyoruz. Aşağıda Can ailesinin Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait doğalgaz tüketimleri tablo olarak verilmiştir. Arkadaşlar tabloda tüketilen doğalgaz Eylül ayında A, Ekim ayında B, Kasım ayında burada dikkat edin A çarpı B değil. O A, B iki basamaklı sayı zaten sorunun içerisinde de yazıyor bakın şurada. A, B rakam A, B iki basamaklı bir sayı diyor. Evet devam edelim. Doğalgazın metre küpü 4 TL olup metre küpü 4 TL'ymiş. Can ailesi Ekim ayında Eylül ayına göre 24 TL daha fazla, Kasım ayına göre 120 TL daha az ödeme yapmıştır diyor. Şu ayları bir yazalım arkadaşlar şuraya. Eylül, Ekim, Kasım. Eylül, Ekim, Kasım. Eylül ayında arkadaşlar A metreküp kullandı. Ekim ayında B metreküp, Kasım ayında A, B metreküp. Eylül ayında arkadaşlar gazın metreküpünün fiyatı kaç lira? 4 TL mi? Eylül ayında ne kadar kullandı? 4A TL. 4B TL. Ekim ayında 4 çarpı bu A, B iki basamak sayı, bakın basamak analizi sayı çözümlemesi yapıyorum. 10A artı B TL yaptı. Erdem beni ekrandan al. Daha rahat görsünler. Evet bakınız. Şimdi burada size ne demiş? Ekim ayının, bakın Ekim ayında Eylül ayına göre 24 TL daha fazla fatura ödüyor diyor. Ekim ayında Eylül ayına göre daha fazla ödediyse Ekim ayının faturasını, yani şurayı şöyle çizeyim. 4B'den Eylül ayı faturasını çıkartırsam 4 ayı, bu 24 TL'ye eşit. Bunu 4 ile sadeleştirirsem arkadaşlar buradan B eksi A 6 mı yapar? Bu aklımızda bulunsun. Devam edelim. Ekim ayında Kasım ayına göre 120 TL daha az diyor. Kasım ayına göre. Demek ki Kasım'ın faturası da fazla. Yani şu çözümlenmiş hali şunu içeriye dağıtayım. Şu 40A artı 4B arkadaşlar kimden? Ekim ayından 120 TL daha fazla. Yani 4B'den bakın B'ler de gitti. Bakın 4B eksi 4B gitti. 40A 120. Buradan her tarafı 40'a bölersek arkadaşlar A ne geldi buradan 120 bölü 4'ten? 3 geldi. Şimdi devam edelim soruyu çözmeye. A'yı bulduktan sonra zaten her şeyi bulduk demektir. A'sı 3 ise arkadaşlar B eksi A 6 idi. B nedir? 9'dur. Evet. Ne demiş? Can ailesi bu 3 ay boyunca toplam kaç metreküp doğalgaz tüketmiştir? Eylül ayında A metreküp, Ekim ayında B metreküp, Kasım ayında A, B iki basamaklı sayısı kadar doğalgaz tüketmişti. A'sı ne? 3. B'si ne? 9. A, B iki basamak sayısı ne yapıyor? 39. Arkadaşlar ne yapıyor? 12 artı 39. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar cevabımız? 51 bulundu. Dikkat etmeniz gereken şey bu soruda bu A, B iki basamaklı sayı. Zaten arkadaşlar bir sorun içerisinde size bu A, B'yi bu şekilde yazmış. Bu şekilde yazmış. İki basamaklı sayı falan diye belirtmemişse zaten o A çarpı B'dir. Ama iki basamaklı sayıysa da zaten özellikle soruda A, B iki basamaklı sayı diye belirtir. Devam edelim. Evet. Aşağıdaki tabloda bir internet sayacı firmanın abonelerine sunduğu 3 farklı tarifenin ücretleri verilmiştir. Bir internet sanacı ne ya? Aşağıdaki tabloda bir internet sağlayıcı firmanın
abonelerine sunduğu 3 farklı tarifenin ücretleri vermiş. Bazen okurken de sallayarak okuyorum yalnız. Buna göre aylık 350 MB internet kullanan bir kişi hangi paketi kullanırsa daha karlı olur? Evet, burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Şimdi bu kuruşlara da dikkat edin, bu kuruşlara. Şimdi birinci pakete bakalım. Birinci paket. Birinci paketimiz ne? Bunun bir 59 lira sabit ücreti var. 350 MB kullanan bir kişi diyor. Bakın her bir megabayt 10 kuruşsa 10 kuruş arkadaşlar. Şey yapalım mı? 10 kuruş ne demek? Hani 100 kuruş 100 kuruş 1 TL'dir arkadaşlar. 10 kuruş olursa 100'e bilersiniz. Bu 0.1 TL demek. 20 kuruş ne? 0.2 TL demek. Buna dikkat edin. 8 kuruş ne yapıyor arkadaşlar? 0.08 TL yapıyor arkadaşlar. 100'e böldüm. Ya da hepsini kuruş cinsinden alıp sonradan TL'ye dönüştürebilirsiniz. Şimdi 350 MB internet kullanmış. 350 MB'ın bakın sabit ücreti var. 59. 59 lira sabit ücreti aldım. Megabayt başına 0.1 lira gelecek. O 350 çarpı 0.1. O da ne yapıyor? 59 artı 35. Arkadaşlar ne yapar? 89. 94 TL buradaki gelen fatura. Birinci paketin faturası. İkinci paket. İkinci pakete bakalım. İkinci paketin ne? 49 lira sabit ücreti var. 100 megabayta kadar ücretsiz. 100 megabayta kadar ücretsiz. Demek ki 350'nin 100'ünü ücretsiz kullanacak. 250'sine para ödeyecek. 250'sinin de her birine ne ödeyecek arkadaşlar? 0.08. Onu da 8 bölü 100 yazayım şöyle. Şurası ne yapıyor? 49 artı 200 bölü 20 arkadaşlar. Burası 200 bölü 10'dan 20 çıkar. Yani buradaki faturamız da 69 lira oldu. Üçüncü paketi kullanmış olsaydım eğer 350 MB için. Burada sabit ücret yok. Üçüncü pakette sabit ücret yok. Direkt ne kullanırsan kullan megabayt başına 20 kuruş ödüyorsun. Yani 0.2 TL. 350 çarpı 0.2 o da 70 TL yapar. Arkadaşlar buna göre diyor aylık 350 MB internet kullanan bir kişi hangi paketi kullanırsa daha karlı olur? Hangi paketi kullanırsa daha karlı oluyor arkadaşlar? İkinci paketi kullanırsa daha az ödeme yapacağı için ikinci paket daha karlı. Devam ediyoruz. Evet, çok mu gittik? Beşinci soru. Zor bir soru değil. Güzel bir denklem var sadece. Bir de orantıyı çok dikkatli kurmak gerekiyor burada. Bu dikkat edin. Aşağıda bir akaryakıt istasyonundan benzin ve LPG alan iki ayrı aracın belli andaki dolum göstergeleri verilmiş. Benzinin litre fiyatı, LPG'nin litre fiyatının 5 bölü 4 katı. Şimdi biz bu göstergelere bakıp bunların litre fiyatlarını bulalım. Bakın litre aşağıda yazan. Benzinden X litre almış 90 TL ödemiş. X litreye 90 TL ödediyse benzinin 1 litresi nedir arkadaşlar? Soru işareti diyeyim. Doğru orantı. Buradan 1 litresinin fiyatı ne çıkar biliyor musunuz? 90 bölü X çıkar. Bu benzin. Şuraya dokunmuyoruz buradan yukarıya. Çünkü buraya arkadaşlar Metin Yayınları logosu geliyor. Sanırım buraya yazınca göremeyeceksiniz. Gelelim LPG'ye. LPG'nin 16 litresi 8x lira. Bakın bu sefer 16 litresi 8x TL. Biz 1 litresini buluyorduk. 1 litresi soru işareti dedim. Arkadaşlar burada 1 litrenin fiyatı ne çıkıyor? 8x bölü 16 çıkıyor. Bakın benzinin şu benzin. Bu benzin, bu da LPG arkadaşlar. Şimdi benzinin litre fiyatı, LPG'nin litre fiyatının 5 bölü 4 katı. Yani 90 bölü X, 8X bölü 16'nın 5 bölü 4 katı arkadaşlar. Burada buna dikkat edelim. Yapmamız gereken şey şu. Şöyle yapalım isterseniz, sadeleştirebiliriz. Şöyle, işler dışlar çarpımı yapayım ben. Şöyle 8x çarpı 5 40x kare. 8x çarpı 5 40x. Bir x ile de burada çarpıyorum. 40x kare. Burası ne yapıyor? 90 çarpı 16 çarpı 4. Arkadaşlar şu sıfırlar gitti bakın. Bu 4'ler de gitti. X kare ne çıkıyor? X kare 9 çarpı 16'dan 144 çıkar. Kimin karesi 144'tür? 12'nin. X'i buldum. Buna göre 1 litre benzin
benzinin fiyatı 1 litre LPG'nin fiyatından kaç lira fazladır diyor. Zaten şurada bulduklarım litre fiyatlarıydı. Benzinin litresi nedir? 1 litre benzin 90 bölü x değil miydi arkadaşlar? Bakın burada 90 bölü x buldum. X de 12. 90 bölü 12 nedir? 45 bölü hatta 6'ya bölüm. 15 bölü 2 yaptım 6'ya bölünce. Yani 7.5 TL. LPG'ye bakalım. 1 litre LPG'nin fiyatı. O da ne arkadaşlar? 8x bölü 16. Evet 8x bölü 16'yı sadeleştirebilirdik de biz direkt öyle kullanmışız. Yani x bölü 2 demek o da. 8'de 16'yı sadeleştirseniz. X 12, 12 bölü 2'den 6. Arkadaşlar aradaki fark ne kadar? Kaç TL fazla benzin LPG'den? 7.5 eksi 6.5'dan 1.5 TL daha fazla bulunur. Zor bir soru değil. Şuradaki orantıyı düzgün kurduğunuzda zaten ikinci dereceden bir denklem geliyor. Denklemi çözüp sonuca çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet. Aşağıda A'dan G'ye harflendirilmiş bir mikrodalga fırının geri sayım sayacı verilmiştir. Dikkat edin. Soruda sorunun esprisi şuradan başlıyor. Sayaçta ardıcık iki harf arası geçen süre bir önceki ardıcık iki harf arası geçen sürenin iki katıdır diyor arkadaşlar. Bakın A ile B arasında geçen süre T iken B ile D arası 2T, C ile D arası 4T, D ile E arası 8T, E ile F arası 16T, F ile G arası 32T olarak ben bunları tek tek yerleştirdim. Bakalım. Buton G noktasına getirildiğinde, şu siyah göstergeyi G noktasına getirdiğinde 144 dakika sonra sayaç E noktasına geliyor. Ha, G'deyken dönmeye başlıyor arkadaşlar. Yani 32T artı 16T. 32T artı 16T eşittir 144 dakikaya dakika oluyormuş. Biz buradan T'yi bulacağız. Şurası ne yapıyor? 48T 144'ten her tarafı böldünüz 48'e. Arkadaşlar T ne çıktı buradan? 3 çıktı. Soruyu zaten çözdük sanırım. T 3. Buna göre diyor buton F noktasına getirildiğinde, buton şuraya getirildiğinde 90 dakika sonra sayaç nerede olur diyor. Şimdi T'yi biz 3 bulduk ya. F ile arasının E arası 16T idi. Burası ne yapar? 48 mi? Bura 48 yapar. Erdem ekranı beni ekrandan al. Daha rahat görsünler. F ile E arası 48. E ile D arası 24. Bakın T yerine 3 yazıyorum çünkü. D ile C arası 12 dakika geçiyor. C ile B arası 6 dakika. Bize diyor ki F noktasına getirildikten sonra, buraya getirdikten sonra geri geri geliyor. 90. dakikada nerede olur? Bakın F'den E'ye geldi 48 dakika geçti. Artı E'den D'ye geldi 24 dakika daha geçti. Artı 48, 24, 72 oldu. D'den C'ye geldi 12 dakika daha geçti. 84 dakika oldu. C'den B'ye 6 dakika daha geçti. Bakın 90 dakika oldu. Yani bizim ibre sayaç nereyi gösterecekmiş arkadaşlar? Butonun G noktasına, F noktasına getirdikten sonra 90 dakika sonra Erdem beni ekrana al. 90 dakika sonra biz nerede oluyormuşuz? Sayacımız B'de oluyormuş. Zor bir soru değil arkadaşlar. Sadece harflendirmeyi dikkatli yapın. Soru kolay. Evet. Son soruya geldik arkadaşlar. 7. soru. Aylin kullanmış olduğu mobil telefonun 30 günlük tarifesinin başlangıç durumu ile A gün sonra ve A artı 4 gün sonra kalan paketlerin bazıları aşağıda gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar konuşma süresi A günde 1000 dakikadan 640 dakikaya düşüyor soruda. Kullandığı SMS'te başlangıçta 750 SMS'i var. A artı 4 gün sonra 510 SMS'i kalıyor. Devam edelim. Aylin her gün aynı süre telefonla konuşmakta ve her gün aynı miktarda SMS'i arkadaşına göndermekte. Yani günlük konuşma süresi neyse günlük SMS'i de aynıymış. Buna çok dikkat edin. Aylin'in günlük konuşma süresi günlük attığı SMS sayısının iki katı kadar dakikaya eşit ise olduğuna göre A kaçtır diyor. Burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Soru zaten şuradaki bağıntıyı, şuradaki ifadeyi kullanarak soruyu çözeceğiz. Şimdi Aylin'in bakın A günde konuştuğu ne kadar süresi var? 1000 dakikaydı. A günde 640 dakikalık paketi kalıyorsa A günde 360 dakika konuşuyor. O zaman bir günde ne kadar yapıyor? Arkadaşlar bir günlük paketi soru işareti ne çıkacak? Bir günde 360 bölü A dakika konuştu. Devam edelim. Mesajına bakalım.
artı 4 günde 750 SMS'ten 510 SMS'e düşürüyor. Yani 240. 240 SMS kullanıyorsa bir günde kaç SMS? Arkadaşlar ne yapacağız burada? Bir günde 240 bölü A artı 4. Bakın her gün aynı süre telefonla konuşmakta ve her gün aynı miktarda SMS'i arkadaşına yollamakta. Her gün eşit miktarda yolluyor. Ha, günlük konuşma süresi, günlük attığı SMS sayısının iki katı diyor. Günlük konuşma süresi ne? 360 bölü A. Bu 240 bölü, şurayı bir sileyim arkadaşlar. A artı 4'ün 2 katıymış. Buna dikkat edin. Bakın ailenin günlük konuşma süresi yani 360 bölü A, 240 bölü A artı 4 günlük attığı mesaj sayısının 2 katı kadar dakikaya eşitliyor. Arkadaşlar şurada sadeleştirme yapalım. 120'ye böldüm. Burada 2 kaldı. 360'ı 120'ye böldüm. 3 kaldı. Şurası ne yapar? 3 bölü A, 2 kere 2, 4 bölü A artı 4. İçler dışlar çarpımı. 4A eşittir. 3 ile A artı 4'ü çarparsak 3 kere A, 3A artı 3 kere 4, 12. Evet, çoğunuz buldunuz sonucu. Duyuyorum sesinizi. 4A eksi 3A buradan A. Ne çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Bize ne sorulmuş soruda? A sorulmuş. Evet, soru zor bir soru değil. Dikkatli yaparsanız hata yapmamış olursunuz. Burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.